Arkadaşlar bu sefer neredeyiz? Alplerdeyiz. 1400 4 metre yüksekliğe çıkacağız. Oradan aşağıya kayakla ineceğiz. Bu arada tanıştırayım babam. Zirveye geldik. Ürkütücü. 4500 metre kayacağız arkadaşlar. Abi millet Everest'i çıkar gibi. Alıs okey. Evet arkadaşlar uçuyoruz. Harika ya. Of, oha. Harika harika. Hayranlıyım. Mutsuzum. Ana geçti beni. Beni geçti. Kayıyorum vallahi kayıyorum. Böyle kayılmalı. Ananın ananın. Selam arkadaşlar, Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Umarım iyisinizdir. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu sefer neredeyiz? Zoma in Natua Park. Amaguer Alpen. Yani Alpler'deyiz. Burada 4,5 kilometrelik bir kızak pistimiz var. Bakın görüyorsunuz, buraya çıkacağız. Buradan aşağıya kayacağız arkadaşlar. Teleferikle beraber yukarı çıkacağız. Ondan sonra 4,5 kilometre aşağıya kızakla ineceğiz. Burası Alpler'in çok güzel bir bölümü diyebilirim. Gerçekten harika. Aşağı yukarı 1404 kilometre. 1404 kilometre değil tabii ki. 4 metre yüksekliğe çıkacağız. Oradan aşağıya kayakla ineceğiz. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar beni çağırıyorlar. Burası otoparkımız. Şimdi yukarı teleferiğe doğru çıkıyoruz. Şöyle çevirelim. Bakın kızaklarını, snowboardlarını alan burada. Biletler ne kadar bakalım. Kızaklarımızı burada kiralayacağız tabii ki. Arkadaşlar görüyorsunuz burada fiyatlarımız. Bakalım kaç para. Fiyatlandırmayı birazdan diyeceğim arkadaşlar. Heyecan durukta heyecan. Yukarı çıkacağız teleferikle. Bakın böyle geliyor. Bakın. Şuradan göstereyim. Biz de böyle bu şekilde oturacağız. Bak 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 geldi. Otla. Durdular gittiler. Şimdi kızaklarımızı alacağız, teleferiği bekleyeceğiz ama şu şapkamı takayım arkadaşlar. Soğuk. 4500 metre çıkacağız. Baba bekle burada. Böyle bekliyoruz. Görüyorsunuz. Hop oturdular. Şimdi sıra bizde. Gel. Geliyor teleferiğimiz. Hazır ol baba. Of, oturdun mu? Şu önünü kapa. Heh. Kapattın. Nasıl, heyecan var mı? Bu arada tanıştırayım babam. Türkiye'den geldi. Merhaba de. Merhaba. Vallahi gidiyoruz bir tarafa ama nereye gidiyoruz bilmiyorum. Arkadaşlar bakın şöyle çevireyim hemen. Şöyle bir yüksekliğe doğru ilerliyoruz. Baba korkuyor musun? Yok. Korkum yok canım. Daha biraz daha Uludağ'dan alışkanlığımız var ya. Kartepe Uludağ değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın hala yukarıya doğru çıkıyoruz. Böyle aşağıda, şu aşağıda görmüş olduğunuz kızaklarla ineceğiz. Yani kayarak ineceğiz daha doğrusu. Bu tarz. Tabii daha hızlı bir şekilde. Kızaklarımız da yan tarafta asılı. Arkadaşlar buraya çıkmanın maliyeti bir kerelik. 4 kişinin bir kerelik yukarıya çıkma maliyeti ve 3 tane kızak kirası 78 euro. Ama kızakları geri verdiğinizde de 20 euro geri alıyorsunuz. O zaman da size 58 euroya gelmiş oluyor. Bir kere çıkış ve kızakların kirasıyla iniş. Yani makul. Hava yavaş yavaş bu arada soğumaya başladı. Hissettiriyor. Bakın ister yürüyüşünüzü yapın, kızakları arkada köpek gibi dolaştırın. İsterseniz kayın. Hangisini isterseniz.
Ya da isterseniz bakın böyle sağ taraftan yukarıya doğru çıkıyorlar. Yürüyerek de çıkabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, gelmiş bulunmaktayız zirveye doğru. Sis bastı ve hava bir o kadar da soğuk. Üşüdük, üşüttü yani. Allah'tan tedarikliyiz. Bakın şöyle çevireyim sizlere. Zirveye doğru yaklaşıyoruz. 1404 metre. 404 yapıştırıcıları vardı biliyor musun? Burası mı zirve? Zirveye geldik arkadaşlar, zirveye geldik ama şu arkaya aşağıya doğru bir bakar mısınız? Manzara ne kadar ürkütücü. Oh. Onun için aşağıya teleferikle inmek biraz zor. Yani yürek ister. Yürek yemek gerekiyor onun için de. Neyse yağlı yürek yersen bir şey olmaz. Yağlı yürek yememiz gerekiyor. Babam söyledi. Evet, şimdi inişe geçeceğiz. Ha, bunları böyle mi açıyorlar? Bunları dur bakalım, şimdi şöyle yapalım. Şu eldivenlerimi alayım. Ne diyorlarsa ona göre. Dur dur, yaklaşalım da öyle. Güvenliğimizi kaldıralım. Zeus. Kaldır. Alles klar. Ah, stimmt, stimmt. Alles klar, schaut anders aus, aber gut. Danke. Das üben wir nochmal. Jo. Bitte schön. Ver baba. Şimdi bana ver. Kızakları alalım. Ulan ortadan inmem gerekiyormuş. Ben öbür tarafa doğru atladım. Vallahi sakatlık yapıyorduk ha. Zirveye bakalım arkadaşlar. Zirvedeyiz, zirvede. Şu an bu manzara görünüyor fakat sisli olduğu için, kış olduğu için hiçbir şey görünmüyor. Arkadaşlar, kızı kaymaya başlamadan önce şöyle bir keşif yapmak istiyorum. Neler var, neler yok. Bakalım şöyle. 4500 metre kayacağız arkadaşlar. Bu da güzel. Oman kızak pistindeyiz. Şuradan bir yukarı doğru çıkalım. Bayağı bir sis var. Yukarıda manzara yeri var galiba zannedersem. Şuradan bir çıkalım. Bayağı kar var arkadaşlar, bakar mısınız? Oh. Aslında bugünkü planım Dahao'ya gitmekti. Nazi kampının videosunu yapacaktım. Fakat neye niyet, neye kısmet. Arkadaşlar, böyle görmüş olduğunuz gibi hoş oturalım. Oturmayanları var. Manzarayı seyrediyorsunuz. Ya da gün batımı, gün doğumunu. Ama şu an siz. Evet arkadaşlar, buradan da kızakçılar aşağı iniyor. Bizim gibi amatörler değil tabii ki. Bunlar profesyonel. Buradan start ediyorlar, aşağıdan başlıyorlar kaymaya. Şimdi biz kendi alanımıza geçelim. Hazır mıyız kaymaya? Hadi bakalım. Abi millet Everest'e çıkar gibi. Hani Everest'e çıkarken sıra yapıyorlar ya. Onun gibi baksana, kaymak için sırada var. Ben de şimdi kızağımı aldım. Uf, kara daldım. Deme. Oo, bakar mısınız? Hay haydi. Evet arkadaşlar, şimdi bir dakika, burnum akıyor, kusura bakmayın. Talimatlar veriliyor nasıl kayılacağına dair, dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kızak merkezinin tam tepesinde zirvedeyiz. Şimdi buradan aşağıya kaymaya başlayacağız. Hoppala. Şöyle eldivenlerimi giyeyim. Oh. Baba arkada otur. Ata biner gibi. Alles okay? Ja. 4500 metrelik kayağımız başlıyor arkadaşlar. Hazır mıyız baba? Hadi bakalım. Evet, yol aldık. Baba bak, böyle yaparsan ben sana göstereyim.
Bir dakika, bekle beni. Bak, şöyle yaparsan sağa gider. Böyle yaparsan sola gider. He. Ah, gidemedik. Ben gittim, yolu aldım. Evet arkadaşlar, uçuyoruz. Baba, görüyorsun değil mi? Sağa yat, sol. Atın. Uçuyor. Bizimkilere bakalım. Devam devam. Ayaklarını sürme fazla. Yol al. Evet arkadaşlar. Yolumuzu aldık. Babam düştü. Harika ya. Yollar şey, ıslak değil. Ay, ıslak değil diyorum. Buz değil. Onun için bazı yerlerde duraksı yok. Batıyoruz. Bundan sonra hızlanırız. Hadi bakalım. Alo. Servus. Servus. Oh. Evet arkadaşlar. Oh. Burası şey diyor. Langsam, yavaş diyor. Slow langsam. Baba. Burada dikkat et bak, yavaş diyor. Yavaş diyor. Viraj gibi bir şey var herhalde. Ulan gene kaldık. Oğlum yürüsene. Hay içine sıçayım. Abi niye gitmiyoruz ya? Ay. Abi nasıl bir yer? Çok şey, çakıl atmışlar herhalde. Evet. Bakın buradan karşıya uçmayın diye bir ölmüşler. Ha, bu çakılları onun için atmışlar abi. Of! Oha! 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 Wow! Süper! İşte şimdi yolumuzu aldık. Şimdi yolumuzu aldık. Evet arkadaşlar. Harika harika. Abi çakıl taşı atmışlar ya. Karın içine etmişler. Evet. Şimdi buradan aşağı. Vay. Babam profesyonelce bir dönüş yaptı. Babam çok komik. Hadi lan. Durduk. Ben takıldım. Arkadaşlar o kadar soğuk ki, yani 20 dakikada GoPro'nun şeyi bitti, bataryası bitti. Neyse 2 kilometrelik yolu geldik. Bakın geriye kaldı 2,5 kilometrelik bir yolumuz. Görüyorsunuz. Telefonum da başladı ötmeye. Arayan var. Kim aradı beni gene? Bakın böyle güzel güzel kayıyorlar. Çok zevkli ya. Ben de tam dönemeç yolundayım var ya. Birisi bir kaysa tam lak diye kucağıma gelecek.
Aa dudağım. Dudağım çok kötü yara oldu. Acıyor. Hayranlarım. Ya Vanzin. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yolun bayağı bir bölümünü yürüdük gene. Düzlüktü çünkü. Şimdi buradan aşağı tekrar kaymaya başlayacağız. Çok kötü bir kayak yeri ya. Hoppala. Üstümüze çıkmasınlar. Gerçekten iğrenç bir yer. Hiç beğenmedim arkadaşlar. Çakılları doldurmuşlar. Dünyanın parası. Ama mutsuzum. Çünkü keyifli değil. Ana geçti beni, beni geçti. Yapma lan, yüzüme geliyor. Hıyar to. Hıyar to. İşte. Gene yürü. Ulan biz kaymaya kaymıyoruz, herif koşarak yukarı çıkıyor ya. Yok böyle bir şey. Kafayı yemiş, kafayı. Vallahi kafayı yemiş. Hadi bakalım. Yok böyle bir şey ya. Ya olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Ağlamak istiyorum ya. Ben hayatımda böyle kötü bir kayak merkezi görmedim ya. İğrenç ya. Abi kaymak için buradayız. Sen niye çakıl taşı atıyorsun? İnsanları durduruyorsun. Gerizekalılar. Hadi bakalım. Hayatımda gördüğüm en kötü kızak tesisi, kayak tesisi. İğrenç, iğrenç. İğrenç. Neyse, bir kilometre kaldı. Değmez buraya gelmeye. Yolun yarısını yürüyerek gidiyoruz ya. Yok böyle bir şey. Böyle de kaymıyor. Öyle de kaymıyor. Hadi bakalım. Belki şimdi. Ulan. Kayıyorum, vallahi kayıyorum. Biraz hızlansa. Git lan.
Ulan sörf mü yapıyorum, kazak mı yapıyorum belli değil. Ağlamak istiyorum. Kesinlikle gelmeyin buraya. Vallahi gelmeyin. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kızak diyorum, teleferikle çıkmış olduğumuz yerin altındayız. Yani bu teleferiklerle çıktık. Şimdi gene aşağı doğru kayıyoruz ama hiç memnun kalmadım. Çok kötü arkadaşlar ya, çok kötü ya. İşte böyle olmalı, böyle kaymalısınız. Böyle kayılmalı. Sen çakılları niye koyuyorsun? Lan nereden gidiyoruz? Tamam böyle gidiyoruz. Ah! 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 Ananın, ananın! Böyle olması gerekiyor normalde. Ama olmuyor. Gene yürüyoruz. Berbat, berbat. Hadi bakalım. Kızaklara boşu boşuna para verdik. Deminden beri yürüyoruz. Ulan bunlar kayıyor. Ben kayamıyorum ya. Vallahi kaydı. En sonunda düştüm. Neyse aşağı inelim de kameraya geçeceğim, bir toparlanayım. Evet arkadaşlar, kızağımızı kaydık. Uy, kameramı sileyim. Kızağımızı kaydık, gene teleferiğin tepesindeyim. Bu arada kar başladı. Tekrardan yukarı doğru çıkıyorum. Neden diyeceksiniz? Gene ikinci turu yapacağım. Bu sefer sırf çocuklarla beraber, istediler diye. Ama gerçekten çok zevksiz ve keyifsizdi. Çakıl mıcır taşlar atmışlar. Çok kaygan olmasın diye. Tehlikeli olan bölümlerde olsa tamam diyeceğim de yolun %70'inde çakıl taşı vardı arkadaşlar. Yani bu arada hava bayağı bir soğuk. Yani çok zevksizdi. Tamam 4500 metre, 4,5 kilometre kayıyorsunuz tamamen. Yani bir 40, yarım saatte falan indik aşağıya. Yani normalde 10 dakikada bitmesi gerekiyordu. Dediğim gibi yani yolun %60'ı, %65'ini yürüyerek indik. Öyle söyleyeyim. Gerçekten kötüydü yani. Keyifsiz, buraya gelinmez. O bir yer orası. 5000 metre, 5 kilometre kayıyorsunuz kızakla. Onda hiç durma yok ve yani daha tehlikeli, o kadar tehlikeli olduğu halde uçuyorsunuz yani. Çok zevkli, çok keyifli. Neyse şimdi çıkıyoruz yukarı. Tekrardan ikinci bir turumuzu yapacağız. Ondan sonra, bu arada manzara harika arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Harika. Bu arada topu toplasanız 40 dakikalık bir çekim yaptım. Yapmadım bile. 40 dakika da yok. Yani yarım saatlik bir çekim yaptım. GoPro ikinci bataryayı da bitirdi. Hava o kadar soğuk ki yani ellerim şu an bilmiyorum nasıl görünüyor. Acayip. Arkadaşlar bu arada saçım maçım dağılmış ya. Vay ah 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 ah. Nerelere geldim, nerelere düştüm. Tam çekimi gösteriyordum. GoPro'nun bataryası da bitti. Bundan sonra çekim olmayacak. Kapanış videosunu da teleferik üstünde yaparım artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi hafta sonlarını bu şekilde değerlendiriyorum. Almanlar da genelde bu şekilde. Yani %90'ı öyle diyeyim. Bu şekilde hafta sonlarımı kış zamanına ya da yaz zamanına göre değişiklik gösterecek şekilde değerlendiriyorum arkadaşlar. Ama gene güzel, keyifli bir gündü. Umarım siz de videodan keyif almışsınızdır. Hem keyifli hem... Hoppala! Hem keyifli hem heyecan vericiydi.
Şimdi ikinci turumuzu yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş eve gideriz. Evet arkadaşlar, videomu sonlandırıyorum. Sonlandırmadan önce bu arada kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel mi güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Ben Yunus Eser, hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Mua!